Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Google Chrome tarayıcıya birkaç ay önce gelen yeni bir özellik olan sekmeleri gruplandırma özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni grup ekle seçeneği var. Fakat bu seçenek sizde aktif olmayacaktır. Bunu aktif edebilmek için öncelikle yapmamız gereken bir şey var. Bildiğiniz gibi Chrome'un deneysel bir alanı olan Chrome Flex bölümünden bunu bizim aktif etmemiz gerekiyor manuel olarak. Şimdi buraya Chrome Flex yazıyoruz arkadaşlar ve arama bölümüne, Search Flex bölümüne Tab Groups yazıyoruz. Bakın en üstte bende şu an aktive edildiği için Enable yazıyor. Sizde bu default olacaktır. Onu default yapayım ben şimdilik. Siz bunu böyle göreceksiniz arkadaşlar. Tekrardan Tab Group yazalım. Evet. Bakın default şeklinde göreceksiniz. Bunu Enable yapmanız gerekiyor. Enable yaptıktan sonra tekrar yeniden başlat diyoruz. Yani relaunch diyoruz. Bakın şimdi aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Tab Groups'un burada Enable olduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bunu ne amaçla kullanıyoruz? Sekmeleri gruplandırmayı. Diyelim ki arkadaşlar 4-5 sekmede, 6 sekmede hatta çok daha fazlası olabilir. Çalıştığımızı varsayalım. Şimdi ben birkaç tane web sitesi açacağım. İşte YouTube, blogum. Bunun dışında arkadaşlar işte içerik.net bir makale sitesi. Bunu açalım. Şimdi arkadaşlar bunu da açtıktan sonra şimdi bunları nasıl gruplandıracağız? Sekmenin üstüne gelip sağ tıklıyoruz ve bakın yeni gruba ekle var. Yeni gruba ekleyi tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir renk ve isim verebiliyoruz. Diyelim ki bunu mavi yapalım ve buna blok yazalım. Yani şöyle söyleyeyim, bloklarla çalışıyorsanız o an ve başka sekmeler de varsa karışmasını engelliyor. Burada mesela YouTube'u aynı gruba ekleyebilir veya yeni bir grup oluşturabiliriz. Buna da kırmızı verelim. Ve buna da YouTube yazalım arkadaşlar. YouTube yazdıktan sonra da bu artık yani videoların olduğu grubu da kırmızı renkle anlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir makale sitesi olan içerik.net'i de arkadaşlar yeni bir grup oluşturarak buna da yeşil verelim. Ve makale siteleri yazalım buna da. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde gruplandırdık. Peki diyelim ki arkadaşlar burada 10 tane sekme var. Yani mesela yeni bir sekme açalım. Buna da var olan bir grubu ekleyelim mesela. Diyelim ki işte makale siteleri. Gördüğünüz gibi yani o iki siteyi birbiriyle aynı renk yaparak arkadaşlar böylece hani birbiriyle ilintili olan sekmeleri anlamış oluyoruz. Bu işe yarıyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.